Merhaba arkadaşlar, merhaba yazılım robotik kodlama eğitimine hoş geldiniz. Robotik programlama özellikle son 20 yıldır oldukça popüler konumda. Robotik programlama nedir? Robotik nedir? Robotları biraz aslında insan gibi düşünebilirsiniz. Sensörleri vardır. Sensörleriyle bilgileri toplar. Aynı insan gibi. İnsanlar da kulaklarıyla, gözleriyle, ağızlarıyla, tat duygularıyla bilgileri depolarlar, toplarlar. Ve bunlara göre kararlar alırlar. Yani aldığı mesela duyuya göre, ekşi duygusuna göre yüzünü ekşiltebilir. Elindeki şeyi fırlatabilir. Duyduğu şeye göre hareket edebilir. Aynı şekilde robotlar da böyle çalışıyor. Robotların da sensörleri var ve biz bunları biz belirliyoruz. Yani karar almadan önce neye göre karar alacaklarını biz belirtiyoruz. Ve robotlara bu aldıkları sensörlerden veriler sonucunda hangi kararları alabileceğini yine biz belirtiyoruz. Robotik programlama, robotik kodlama tamamen bunu yapıyor. Olan robotların aldığı bilgileri işleyerek karşılığında neler yapabileceğini söylüyor. Peki merhaba yazım robotik kodlama eğitiminde neler olacak? Arkadaşlar çok fazla robotik projesi yapacağız. Size şunu temelini ölçeceğim. Robotik nedir? Elektrik nedir? Robotik kodlama ile elektriği, donanım tasarımı nasıl birleştiririz? Ve istediğimiz aklımıza gelebilecek herhangi bir teknolojik projeyi nasıl yapabiliriz bunları göreceğiz. Bunlar için öncelikle ihtiyacımız olan ilk şey temel elektrik dersi arkadaşlar. Basit bir şekilde, pratik bir şekilde devre elemanlarını öğreneceğiz. Switchleri öğreneceğiz. Ohm kanunu öğreneceğiz. Alternatif doğru akımı öğreneceğiz. Voltaj nedir? Akım nedir? Robotu çalıştırmak için göreceksiniz ki bazen yüksek akım, bazen çok yüksek akım gerekmeyecek. Bunların detaylarını öğreneceksiniz. Temel elektriği kavradıktan sonra artık biraz da robotun ekipmanlarına, aslında bahsettiğim o sensörler ve karar alma mekanizmalarına gireceğiz. Yani mesela robotların motorları vardır arkadaşlar. Motorları çalıştırarak istediğimiz şekilde robotları hareket ettirebiliriz. Yani mesela bir sensörden veri aldık. Bu sensörden aldığımız veri sonucunda robotu hareket ettirebiliriz. Örneğin robotun bir engelin üstüne gitmesini istiyoruz. Engeli gören bir cisim sensörü yerleştiririz, bir algılayıcı. Ve algılayıcı sonucunda motorumuzu hareket ettirebiliriz arkadaşlar. Temel elektrikten sonra motorları göreceğiz. Motorların çeşitlerini göreceğiz. Step motorlarımız var. DC motorlarımız var. Ve plastik dişli motorlarımız var arkadaşlar. Bunların farklarını göreceğiz. Özellikle yarışmaya hazırlanan kişilere daha da özel eğitimlerimi de anlatacağım. Çünkü yarışmalarda mesela bazı kurallar var. İçlerinizde mutlaka vardır yarışmayı düşünen. Bireysel ve okul yarışmaları var. Bir sürü yarışmalar var. Bunlara katılabilirsiniz arkadaşlar. Motorları göstereceğiz. Sensörleri göstereceğiz. Sensörlerden veri almayı. Sensörlerimiz arkadaşlar bizlere genellikle ya dijital ya analog veriler üretirler. Yani bu ne demek? Dijital veri şudur arkadaşlar. Bunun detayına da gireceğim. Dijital bize oldu ya da olmadı bilgisini verir aslında. Bir ya da sıfır bilgisi verir. Yani mesela ben bunu bir cisim sensörü olarak düşünürsem, bu beyaz çizgi sensörü burada, infrared yani kızılötesi bir beyaz çizgi sensörü. Cisimi gördüğüm an bana bir bilgisi veriyor, evet diyor, burada cisim var diyor. Yoksa da sıfır bilgisi veriyor. Biz buna dijital bilgi diyoruz. Bir de analog bilgimiz var. Analog bilgi de bize continuous değerler üretiyor. Belli aralıkta kullandığımız mikro işlemcinin ADC'sine göre, analog dijital konvertörüne göre. Analog bilgiyi bize dijital halde veriyor. Yani mesela bunda bize gelen cismin mesafesi için kullanabiliriz. Yani cisim 10 santim uzaklıkta, 5 santim uzaklıkta, 3 santim uzaklıkta gibi analog veride kullanabiliriz arkadaşlar. Elektrik, motorları, sensörleri gördükten sonra da artık mikro işlemcilere gireceğiz. Mikro işlemciler nedir? Bizim robotik kodlamayı yapacağımız yer burasıdır. Yani robotun beyni olacak arkadaşlar. Robotların karar alma mekanizmaları biz bunun içine yükleyeceğiz. Yani robotu sağa git, sola git, sola dön, otomatik, otonom çalış gibi tüm kodlamayı bunu yapacağız. Bunda da çok fazla detay var. Bunları da göreceğiz. Yani mikro işlemcilerimiz o kadar çok fazla ki. Mesela bu Arduino Uno'muz var. Özel robot kartları var arkadaşlar. Yani mesela bunların farkları nelerdir? Biz motorları, bazı özellikle güçlü motorları bu tarz mikro işlemcilerden süremiyoruz. Yani istediğimiz verimde hızları götüremiyoruz. Çünkü çok yüksek torklu motorlar var. Çok yüksek güçle çalışan motorlar var. Onlar için daha özel motor kartları gerekiyor. Bu özel robot kartları da içinde motor kartlarını barındırarak bizlere hem daha ince, hafif, çünkü robotumuz için tasarım da, mekanik tasarım da önemli, bunu da konuşacağız. Daha hafif ve kolay programlanabilir şekilde bize çıktılar veriyor. Mesela ben buradan bir çizgi izleyen robot yapacağım, sumo robot yapacağım, arazi robotu yapacağım. Tek tek sadece motorlarını buraya takıp gücünü buradan verip içine de küçük bir mikro işlemcimi koyarak programlayabilirim arkadaşlar. Bunlardan kısaca derslerimizi anlattıktan sonra projeler yapacağız arkadaşlar. Özellikle yarışmaya katılan arkadaşlar için yapacağız.
ve kendi projelerini yapmak isteyenler, mesela bir su sebili yapmak isteyen arkadaşlar için, robot süpürge yapmak isteyen arkadaşlar için, hepsi için çok güzel bilgilerimiz olacak. Özellikle mesela size şunları gösterebilirim. Çizgi izleyen robotlarımız olacak. Mesela bu bir temel çizgi izleyen arkadaşlar. Robotik yarışmalar oluyor. Bu robotik yarışmalarda belirli kurallar var. Robotların nasıl olacağını, mekaniklerin nasıl olacağına dair. Mesela burada bir tane biz plastik dişli motor kullandık. Plastik dişli motorlar metal motorlara göre daha düşük RPM'lerde çalışıyor. RPM dediğimiz şey de motorun dönme hızı sayısı. Yani mesela 250 RPM'lik motor dakikada 250 tur atarken 3000 RPM'lik motor 3000 tur atıyor arkadaşlar. Bu çizgi izleyen robot. İki tane burada mesela motorumuz var. Tekerleklerimiz var. Bu tekerleklerin de hepsinin gövdesinin bir boyuna orantılı olması lazım. Burada mesela bir cisim sensörümüz var. Yani bu temel olarak mesela bu robot ne yapabilir? Engelden kaçabilir. Yani biz otonom olarak mikro işlemciyi buraya koyarız. Koyduğumuzu içine şu kuralları yazabiliriz ona. Diyebiliriz ki motorları çalıştır. Ama ne zaman çalışır? Engel görmediğin zaman çalışır. Yani bizim robotumuz gider gider gider. Engeli gördüğü yerde ona karar alma mekanizmaları yükleyebiliriz. Sağa git, sola git. Mesela bunda ne projesi yapabiliriz? Bir labirent çözücü yapabiliriz. Yani buna mesela sol el mekanizması, soldan dönme mekanizması kurarsak gördüğü her engelde sola giderek labirentin içinden çıkmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde robotlar gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çizgi izleyen robot, sumo robot, arazi robotları olacak. Mesela şu arkamda gördüğünüz bir arazi robotu. Tabii ki arazi robotlarının programlaması da daha farklı oluyor. Yani aslında mikro işlemciye benzer bir program yüklüyoruz ama burada mekanik tasarımlar, mekanik avantajlar önemli. Yani daha büyük, yere sağlam basan tekerlekler. Hafif ama sert bir gövde. Çünkü çok sert bir gövdemiz olursak bunu süremeyebiliriz. Özellikle yokuşlarda çok fazla zorlanabilir. Güçlü motorlar ve size ufak detaylar vereceğim arkadaşlar. Silikon yapma detayları, lehim yapma detayları ve kabloları en efektif bir şekilde nasıl kopmadan, nasıl uzun sürdürülebilir robotlar yapabiliriz, bunlardan bahsedeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar tek tek detaylara girip ama asıl amacımız projeler üstünden olacak. PID kontrolü göreceğiz, yani biz motoru sürüyoruz ama motorun kendi kendine nasıl bir karar alma mekanizması yaptırabiliriz. Mesela çizgi izleyen robotlarda bu çok var. Robot bazı çizgilerde hızlı gitmesi lazım, çizgi izleyen parkurunda bazı dönem eşyalarda durması lazım. Çünkü oraya çok yüksek bir hızla sokarsak çizginin dışına taşabilir. Buralarda PID algoritmaları geliyor. Ne demek bu? Error hesabı yaparak. Yani ben düz çizgide gidiyorum ama düz çizgiden ne kadar uzağım? Sağında mıyım? Solunda mıyım? Ben buna göre hızlarımı ayarlayabilirim. Bunların hepsini mikro işlemciye yükleyeceğiz arkadaşlar. Tek tek kanalda bunların hepsini baştan sona projelerini yapacağız. Ayrıntılı olarak yapacağız. Ve ben bu işte en üst düzey olmak istiyorum diyen arkadaşlara da özel bilgiler vereceğim. Ben sadece kendim hobi olarak yapmak istiyorum diyen arkadaşlara da kendi akıllarındaki projeler nasıl yapılır bunları göstereceğim. Kaynak kodlarımızı paylaşacağız. Robot kodlarımızı, bunları yarışmada dahi kullanabilirsiniz. Yaptığımız devreleri paylaşacağız. Yani size robotikle ilgili aklınıza hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde hepsini tamamlayacağız arkadaşlar. Ve en önemlisi, bunları yapabilmek için hiçbir bilgiye ihtiyacınız yok. Tamamen her şeyi sıfırdan burada adım adım birlikte yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde çalışmalarımıza başlıyoruz. Merhaba Yazılım kanalına abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa mutlaka yorumlarda belirtin, yorumlarda olacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.